Ankara Gücü'nde bir gol atmışsın ya. Herkes ondan bahsediyor. Hangisi? Ne bu abi? Tamam çok o. 4-5 kişiye çalım attım. Karla o buzlu. Trabzon maçı. 3 tane attım yanılmıyorsam o maçta. Evet tabii. Böyle slalomlu. İlker Yasin Hoca şey anlatıyordu. Hacı gibi zannettim bir anda. Yok. Ben de akşam Hacı, Hacı, Hacı istisna bir Hoca. O 4-5 tane böyle tırtık. Yani bir o de, şey... Bir de bayağı. Senin abi 8-0'lık bir maç var. Sen sonra röportaj diyorsun ya. Maçtan sonra. Acımadın. Doğru. Ya abi Eloğlu acımıyor. Ne oldu 12 tane attılar Cebelitarak'a. Gördün değil mi Fransa? Yakaladı mı bırakma. Ama onlara biz burada İstanbul'da koyduk ya Liverpool'a. Hani 2-1 futbol tabiriyle diyorum yani koyduk 2-1. Onların acısından o Rafael Benitez... Orada burada yenildi diye orada onun acısına artık 5 olmuş artık go 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 yapıyor tamam mı? Yani ben de hatta tepki lan 5 olmuş neyin şovunu yapıyorsun yani anladın mı? Yani ama biz o maça çok eksik çıktık. Hastalarla çıktık, hasta, eksik, sakat oyuncuyla çıktık. Maçtan sonra da evet aynı şekilde ben bir Beşiktaş taraftarı olarak da hem de üzüntüden de yani evet dedim işte görüyorsunuz dedim Avrupalı dedim böyle dedim. Ama İstanbul'da da biz onları yenmiştik biliyorsun. 8-0 değil mi? Önemli değil 8-0'ı. Önemli olan 3 puan, onlar 3 puan aldı. Biz de işte İstanbul'da 3 puan almıştık. Futbol hayatına geri dönmek istesen, kim gibi olmak istedin şu an senin abi? Hayır, kendim gibi olmak isterim ama mantalite farklı. Yani eski uçarı hayatım, eski dağınık hayatım. Yani? Olmaz olur mu? Dağınık hayatım, eski dağınık hayatım olmazdı. Şimdiki kafayla ama bizim zamanımızda futbol... Böyle bu kadar popüler, bu kadar önde değildi. Sosyal medya yoktu. TRT 3 dakika maç seyrediyordum TRT'de kendini. Şimdi öyle değildi. Yani onun için ama bu mantık yani bu kafayla, bu mantıkla. Abi şimdi bizim zamanımızda saha yoktu. Antrenman yapılacak toz toprak. Şeref stadında çalışıyordum. Fulya'da çalışıyordum falan yani. Bu bulunduğumuz yer karayollarının sahasıydı. Bu zorluğun olduğu yer. Aynen. Burada gelip antrenman yapardık Beşiktaş'ta. Şimdi öyle değil. Tesislerdesin. Antrenman bitiyor. Antrenmandan sonra istersen bir saat daha antrenman yapabilirsin. Çalışabilirsin. Tabii. O zaman yapamazsın. O zaman bir an evvel bitsin antrenman diyorsun. Şimdi Çırağan Sarayı'nın olduğu yer eskiden Şeref Stadı'ydı. Biz orada antrenman yapardık. Antrenman yapmadan önce Beşiktaş Belediyesi'nin kamyonu şey gelirdi, arabası gelirdi. Sahayı sulardı tozumasın diye. Ondan sonra antrenman. Yani bu şartlardaydı yani. Dolayısıyla şimdi bu mantıkla, bu beyinle, bu kafayla futbolcu olmak isterdim. Değil mi? Şimdi. O zaman tabii daha iyi yaşardın, daha çok futbol önem verirdin, daha çok dikkat ederdin. Hayatın o zaman tamamıyla futbol olurdu. O zaman öyle tam hayatın futbol değil. Sinan abicim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün çok mutlu oldum. Bir kere çok güldüm. Allah razı olsun. Sen zaten gülüyorsun. Ne dersen gülüyorsun. Sen her şeye gülüyorsun değil mi? Abi ölüp gideceğiz. Ne olacak ya? Gülmeyip doğru ne yapalım? Gülüp aynen. Eğlenelim, doğru mutlu olalım. Allah yani başka bir şey yok. Sağlık. En önemli şey sağlık. Hayırlı pazarlar.